Gökyüzünde yüzen uzaylı deniz anaları. Gökyüzünün bazen gizemli görüldüğü ve çoğu zaman da mantıklı bir açıklama yapılmamış pek çok olay ile karşılaşırız. Bu uçsuz bucaksız sonsuz mavilik hala tüm mantığa meydan okur gibi görünüyor. Dünya çeşitli keşfedilmemiş veya belgesiz uzaylı yaşam formları için bir ev olsa da her zaman sıra dışı bir olay olabilmekte. Ve insanların bu algısını değiştirmek ise inanılmaz zor olup şüpheciler her daim olacak. Ancak bu anlaşılabilir. Çünkü bugün teknolojinin de yardımı ile çoğu şey kolayca gerçeği aratmayacak şekilde taklit edilebilmekte. Böylece otantik ve mistik bir olgu kendini sadece acaba mı dedirtse de bazen gizemler kendilerini bulutların ardında saklamaya devam eder. Dünyanın pek çok yerinde görülmeye başlayan bu varlıklara genel bir isim verilmese de onlara zeroitler ya da atmosferik canavarlar denmekte. Çoğu mavi gökyüzünde süzülen deniz analarını andırsa da farklı şekillerde ve boyutlarda olanları da bulunmakta. Bunların uzaylı varlıklar olduğu ve uzaydan sıfır atmosferik basınç koşullarında bile hayatta kalma yeteneğine sahip oldukları söylenmekte. Aynı zamanda gezegenimizde de ikamet edebilmektedirler. Bu kulağa çılgınca ve imkansız gelebilir. Ama uzaylı varlıkların zaten aramızda olduğu düşünülmekte. Ayrıca bu varlıkların pek çok videosu ve görüntüsü de çekilmiş durumda. Bunun dışında pilotlar tarafından da bildirilmiş ve açıklanmamış pek çok olay da mevcut. Atmosferik canavarlar yarı şeffaf bedenleri olan ve genelde görülmez olan yaratıklardır. Uçabilirler ama kanatları görünmezdir. Bazıları atmosferik canavarların UFO olduğunu iddia etse de Ivan Sanderson'a göre aslında UFO'lar atmosferik canavarlardır. Teoriye göre bulutlarda yaşayan hayvanlar olan atmosferik canavarlar şekil, doku ve renk değiştirebilme özelliklerine sahiptir. Görgü tanıkları atmosferik canavarların dile benzer bir cilt dokuları olduğunu, küf gibi koktuklarını, kendilerine su fışkırttıklarını ve eğer toprağa değerlerse de öldüklerini söylüyorlar. Ayrıca çok yüksek irtifalarda uçuyorlar ve genellikle bir teleskop kullanılarak görülmektedirler. Bazı ihbarlarda tam ışık spektrumu sadece görünür olmakla birlikte bu zeroitler çıplak gözle de görülebiliyor. Birçok araştırmacı onların varlığını kabul etmese de bu büyüleyici uzaylı varlıkların görüntüleri bir şekilde belgelenmiş durumda. 2012 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nden teorik nükleer fizik alanında doktorası olan Dr. Franklin Barr, Amerikan ufolojist ve kriptonolojist Huffington Post için bir makalede zeroidler hakkında görüşlerini paylaştı. Ona göre zeroidler kozmik fonun erken biçimleri, belki de neredeyse tüm zaman içinde mevcutiyeti temsil eden evreni yaklaşık 13,7 milyar yaşında olduğunu düşünürsek, bu da olasılık dahilinde diye yazdı. Zeroidler kolayca birçok farklı evrimsel yollar ile var olmuş olabilir. Boyutluluk içinde mikroskobikten makroskobik arasına değişebilir demiştir. Doktor Vara göre bu eski organik canlılar bütün evren boyunca bulunamadı ve hayatın farklı koşullarına adapte oldular. Böyle yaratıklar son derece basit, olağanüstü, karmaşık ve değişebilir. Çeşit, şekil ve boyutlarda var olup büyük koloniler içinde yalnız bir hayat sürüp bu şekilde canlı kalabileceklerini ileri sürdü. Büyük zoroidal varlıklar muhtemelen küçük olanları elemine etmekte. Burada da yeryüzünde ama evrensel ölçekte bir besin zinciri dediğimiz benzer bir olgunun teorisi üzerinde düşünülmelidir demiştir. 3 Mayıs 2016 tarihinde bir videoda Guadalajara, Meksika üzerinde yüzen etkileyici bir zeroid görüldü. Güçlü bir mavi balinaya benziyordu ama başka bir boyuttan gelen ve aynı zamanda asimile olmuş, büyük balıklar tarafından kovalanan ve onlardan kaçan, süzülen bir varlık. Kozmik bir düzeyde bu dünyevi standartlara göre tanımlanmış besin zincirinin bir değişimi gibiydi. Videoyu çeken Scott isimli kişi bu olayı UFO topluluğu ve olayları paylaşan bir blogda heyecanla dile getirdi. Bir canlı gibi hareket ediyordu. Neredeyse gökyüzünde yüzer gibi süzülüyordu. Gökyüzünde UFO görmek bile bu kadar zorken
onları görmekse çok daha zor. Fakat ben görüntülemeyi başardım. Bu yaratıklar uzayda var ve canlı ve gökyüzünde kimseye görünmeden saklanıyorlar. Bu dünya dışı yaratıklara çoğunlukla kayıtsız kalırız ve inanması zor gelir. Böyle bir zeka düzeyi ve bilişimini tahmin edemeyiz. Ama bu gezegende cevabını veremediğimiz öyle çok şey var ki, gerçeği orada ve dünyevi sınırlarımız ötesinde aramadan önce titizlikle evrensel bilgi için benliğimizi ve kendi gezegenimizi analiz etmeliyiz. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.